Quahog'un getirdiği sıkıntılar adeta bir kara gölge gibi onu takip eder. Şimdi Quahog hastalarını bu kara gölgeden kurtaracak, onlara derin bir nefes aldıracak yepyeni, benzersiz bir tedavi var. Spriva. Bir ilacın Quahog tedavisinde güçlü bir etki oluşturabilmesi için üstün bir etki mekanizmasına sahip olması gerekir. İşte Spriva'nın etken maddesi tiotropium'un 24 saatlik M3 reseptör blokajı etkisi de bir bronkodilatör olarak benzersiz etkinlik göstermesini sağlar. Spriva'yı benzersiz kılan etki mekanizmasını anlamak için solunum yollarındaki muskarinik reseptörleri tanımak gerekir. Solunum yollarında parasempatik sistemin 3 önemli muskarinik reseptörü bulunur. Bunlar M1, M2 ve M3 reseptörleridir. M1 reseptörleri parasempatik ganglionlarda bulunurlar ve kolinerjik nörotransmisyonu kolaylaştırırlar. M2 reseptörleri kolinerjik sinir uçlarında bulunurlar ve asetilkolin salgılanmasını inhibe ederler. Bronkokonstriksiyonda en önemli rolü oynayan M3 reseptörleri ise hava yollarındaki düz kasta bulunurlar ve asetilkolin salınımıyla oluşan bronkokonstriksiyona aracılık ederler. Nedenlerden dolayı ideal bir bronkodilatörün M2 reseptörüne kısa süreli etki etmesi ve en önemlisi M3 reseptörüne uzun süre bağlanması gerekmektedir. İşte Spriva'yı yeni bir tedavi seçeneği olarak güçlü ve benzersiz kılan da budur.